Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz TÜMUZ ile devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır ilimizin Bağlar ilçesinden sesleniyoruz. Sektörün yeni bir oluşumu ama geçmiş uzun yıllara dayanan bir tecrübeden bahsedeceğiz. Muhammed Can Otomotiv'deyiz. Yanımızda firma sahibi beyefendi Ali Tekin bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Diyarbakır'a sürekli geliyoruz. Sektörlere yön veriyoruz. Biz de size bir katkı sağlamak için. Siz de burada güzel geçmişi ta babanızdan yana evet, hikayeyi doğru. var. Şimdi doğru. onu konuşacağız. Evet. Çok kısa bir şahsınızı bir tanıtalım. Evet, ben Ali Tekin kimdir? Evet, 1991 doğumluyum. Ali Tekin, Diyarbakır doğumluyum. Evet. Evet, yaklaşık bir 8 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu otomotivi evet. alım ve satımı 8 alım, yıldır satım, yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Ama geçmişimiz dayanıyor. Babamız otokaporta işi yapıyordu tamam. daha önceden. Güzel. Biraz da merakımız vardı. Doğrusu. Otomotivleri seviyorsunuz evet, otomotivleri seviyorduk. Güzel. Yani, sevdiğimiz bir iş olduğu için Bu işe girdik. Yani. Güzel. Şimdi evet. süreç nasıl geçti sizin için? Diyarbakır tabii zor süreçlerden geçti evet. ilimiz. Evet. Siz de ticaret yapıyorsunuz. Bu süreç yani dolu dolu geçti herhalde. Sohbetimizde biraz bahsettiniz ama son zamanlarda biraz düşüş var. Biraz İnşallah düşüş. Daha iyi olacak. Evet. Biraz anlatalım mı? Nasıl oldu? İnsanlar sizi desteklediler mi? Yani desteğimiz oldu tabii ki. Bu iş biraz da basit olduğu için yani bize göre basit artık yaptığımız için, danıştığımız için basit ama iş potansiyeli olarak potansiyelimiz geçmişe dayalı olarak daha düşük. Evet. Daha İnşallah düşük. Zor süreçler de geçecek. Çok zor güzel süreçler. Bir noktaya evet. geleceğiz. İnşallah daha güzel Peki, bir noktaya geleceğiz. Peki işinizi biraz açığa gidelim artık evet. sohbette. Otomotiv alım satım dediniz. Evet. Nerelerden tedarik ediyorsunuz araçları? Yani genel anlamda biz burada diğer bölgede evet bu bölgede buluyoruz. Tamam. Anlaşmalı yerler var mı ilerimiz? Var. Antep'te var. Güzel. Mersin'de var. Hı-hı. Onlar da esnaf kardeşlerimiz var. Sürekli orada. Çalıştığınız evet, yerler. Sürekli çalıştığımız yerler. Tamam. Dolayısıyla onlar sizi arıyorlar. Bir aracımız var diyor. Herhalde bir sunum evet. yapıyorlar. Aynı şekilde biz de onlara yapıyoruz. Siz de onlara tabii yapıyorsunuz. Evet, Peki bir aracı alırken neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Yani en önemlisi dış görünüşüne bakarız. Çünkü bir müşteriyi memnun edebilmek için öncelikle dış görünüşünün tamam. bayağı bir fonksiyonu oluyor. Evet. Ama onun dışında derseniz mesela aracın mekanik motor olarak bölümüne. Motor bölümüne bakıyoruz. Hani onlar temiz düzgün olursa tabii ufak tefek şeyler çıkıyor. Onları da elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Eksikleri tamamlıyoruz. Burada sergiliyoruz. Evet burada sergiliyoruz. Peki ben müşteri olarak size geldim. Evet. Bir araç almak istiyorum. Tabii buradaki sergideki araçları anlatıyorsunuz. Evet. İstediği, düşündüğü veya ekonomik durumuna göre ona yardımcı oluyorsunuz. Ondan sonraki aşamayı anlatalım mı? Ne yapıyoruz? Aracın ekspertizdir, motor bölümleridir, şunlar. Ya geliyorsunuz mesela aracı beğeniyorsunuz. Mesela bir müşteri olarak geldiniz, aracı beğendiniz. Beğendikten sonra biz size ekspertiz için evet. sizi yönlendiriyoruz. Biz tamam. de yanınızda geliyoruz, sizinle tamam. beraber geliyoruz. Güzel. Ve gidiyoruz ekspertizi eğer ki olumlu sonuçlanırsa, mesela aracın ağır bir şeyi olmazsa, müşteri de beğenirse pazarla bitiriyoruz. Bitirdikten sonra notere gidiyoruz. Güzel. Tabii o süreçte de biz zaten yine yapıyoruz. Evet tabii yanındayız. Güzel. Noterde yardımcı oluyoruz. Noter devrini alıp veriyoruz ona. Evet. Sonradan artık helalleşip onu yolculuyoruz. Güzel. Evet. Peki. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu kaç an, aracımız var elimizde şu anda? Şu an 3 kişilik bir ekibimiz var. Hem saha ekibi hem burada ofis evet, ortamında. Ofis ortamında. Kaç aracımız var? Şu anda 12 aracımız 12 var. 12 araç. Evet. Yani. Tabii dönemsel olarak herhalde sayı artıyor, azalıyor. Artıyor, herhalde, azalıyor. Değişiyor, evet. değil mi? Evet. Peki. Evet. Şimdi bu yeriniz nerede şu anda? Biz? Şu anda biz Bağlar'da, Sento Caddesi'nde ikamet ediyoruz. Hemen şöyle işlek bir cadde evet, üzerindeyiz. Bir Güzel. Üzerindeyiz. Peki. Evet. Ana jest üstü de herhalde evet. karşıda. Hemen karşıda. Onu da bildirelim. Evet. Hani evet. sizin işinizle ilgili evet. hizmet arayan herkesi buraya davet edelim Tabii ofisinize. Evet. Evet. Hedef ne kafanızda? Hedef bir center olabilir, auto center gibi bir yer. Bir hayalimiz center. Var. Evet, tabii neden yani, olmaz? Neden i̇nşallah olmaz. Diyelim. Allah evet. inşallah daha iyi i̇nşallah. İşlerinizi kılar. Güzel bir noktaya taşırsınız. Peki size başarılar diliyoruz. Şimdi çok kısa bugüne dek Muhammed Can Otomotiv'in evet. hizmetlerinden faydalanmış hem bölge insanına hem evet. il dışından mutlaka satış yaptığınız müşterileriniz vardır. İllaki. Herkese bir teşekkür son sözlerinizi evet. toplayalım. Ben
genel anlamda dışarıdaki insanlarımız mesela hani gelebilirler buraya. Evet. Diyarbakır yani, güzel bir şey. Diyarbakır güzel bir şey gerçekten. Biz de güzeliz. Evet yani misafirperverliğimizi evet, gelip görsünler. Evet. Evet. Hani güvenebilirler bize her konuda. Güzel. Evet. Gelsinler, tanışalım. Çayımızı, kahvemizi içsinler. Olmazsa tekrardan evet. Herkesi davet evet, edelim. Evet, evet. Bir de sizden alışveriş yapan herkese bir teşekkürümüz var. Evet, herkese tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Bize verilen destekten evet, bize dolayı. Evet. Ben tabii buradan duyurayım. Yani ben Diyarbakır'a sürekli gelen bir muhabirim. Diyarbakır güzel bir şehrimiz. İnsanıyla, havasıyla, doğasıyla ve çok güzel tarihi gezilecek yerleri de var. Şöyle bir ziyaret evet. etsinler. Sizi de bir ziyaret edip mutlaka, işinizle ilgili bilgiler alsınlar diyelim. Peki evet. size başarılar diliyorum. Çok teşekkür tüm ederim. Ekibinizle birlikte. İlerleyen zamanda inşallah Auto Center şöyle hayatımıza geçti mi evet. tekrar buluşmak evet. dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Diyarbakır ilimizin Bağlar ilçesinden sektörün en iyisi Muhammedcan Otomotiv'den firmamızın sahibi beyefendi Ali Tekin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.